Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere evlerimizde bulunan prizlerin, yani topraklı bir prizin nasıl takılacağını anlatacağım. Topraklı prizin içinde gördüğünüz gibi 3 tane kablo olur. Bunlardan sarı olan toprak, mavi olan nötr, siyah veya kahverengi olan da fazdır. Genelde renkleri bu şekilde olur. Ama sizin evinizde veya bulunduğunuz yerdeki renkler farklı olabilir. O yüzden eskisini sökerken ona bakın. Ortadaki bağlantı her zaman topraktır. Diğeri de mavi de nötrdür. Kontrol kalemiyle baktığınız zaman ışık yanan da fazdır. Şimdi prizimiz gördüğünüz gibi duvardan eskisini çıkardık, uçlara ayırdık. Bu arada işe başlamadan önce şunu söylemeliyim ki elektrik şartelini kapatın. Önce güvenlik. Ortadaki prizin vidasını gevşetiyoruz. Böylece üzerindeki beyaz plastik kapağı çıkartacağız. Tabii bu ortadaki vida her prizde olmayabilir veya farklı olabilir. Bazısı kenarlarda olabilir. İki yanda veya dört tane olabilir üstte. Ona göre siz yerinden çıkartırsınız. Evet, prizimizin kapağını çıkardık. Gördüğünüz gibi prizimizde orta taraftaki toprak, soldaki ve sağdaki faz ve nötr bağlayacağız. Onların yeri problem değil. Bu arka taraftan böyle sokuyoruz. Üstten de vidayı sıkıyoruz arkadaşlar. Elektrikte önemli olan vidaları sağlam sıkmak, sıktıktan sonra kabloları kontrol edin. Çünkü bu yangına sebebiyet verebilir. Yan tarafta iki tane kelepçe vidası var. Prizlerimi sökerken oradan söktük. Kapağı çıkardıktan sonra. Şu an bizimkisi hazır. Sarıyı takacağız şimdi. Bu sarı toprak arkadaşlar. Alttan takıyoruz böyle. Üstten de vidasını sıkıyoruz. Sıktıktan sonra da kontrol ediyoruz. Kablo sağlam takılmış mı takılmamış mı diye. Bakın asılıyorum. Kablo çıkmıyor gördüğünüz gibi. Bu sağlam oldu. Bu çok önemli. Şimdi sıra nötrde. Mavi olanı takıyoruz. Mavi olan dediğim gibi nötr kablosu. Bunda kontrol kalemiyle tuttuğunuz zaman ışık yanmaz. Yanmaması lazım yani normal şartlarda. Ve şimdi sıra fazda. Fazı alttan takıyorum. Üstten vidasını sıkıyorum. Bu fazda kontrol kaleminde ışık yanar. Genelde siyah ve kahverengi renkte olur. Bakın elimle kabloyu asılttırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi kabloları arkaya doğru kıvırdım ve yerine oturtuyorum. Yan taraflarda iki tane vida var. Bunlar kelepçe vidaları. Sökmek ve takmak için. Bunları sıkıyoruz dengeli bir şekilde. Biraz sağdakini, biraz soldakini. Prizimiz sağlamca yerine oturana kadar. Prizimizi yerine oturttuk ve dengeli bir şekilde sıkalım. Yani çok da fazla sıkmayalım. Vidaları yalama edip kelepçeleri de bozabiliriz. Bu anahtar kasası gördüğünüz gibi bozulmuş artık. Eskimiş, kırılmış, değişmesi lazım. O yüzden prizi çıkartırken elinizde tutmanız gerekiyor. Her zaman elinizde tutarsanız daha sağlıklı ve sağlam olur. Şimdi sıra kapağımızdan. Kapağımızı takalım. Ortadaki vidasını sıkıyoruz. Bu kenarlarda gördüğünüz deliklere bunun şeritleri var. Beyaz, onları takıyoruz. Görsel amaçlı bir fonksiyon yok. Evet, prizimizi taktık ve sıktık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın kontrol kalemiyle içine değdiriyoruz ve ışık yanan faz. Aynı bu şekilde. Elektriğimizi açtık. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar umarım videomuz faydalı olmuştur. Takıldığınız yerler olursa yorum kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bize destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler, kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.